hızlı, kolay ve uygun fiyatlı. Bu üç şey bizleri fast food'a bağlayan özelliklerin başında gelir. Peki ama kapalı kapılar ardında nelerin döndüğünü öğrenmeye ne kadar heveslisiniz? Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Ancak bir şeyler atıştırmanızı önermiyoruz. Çünkü bugünkü videomuzda sahiden de bilmeseydik daha iyi diyeceğiniz fast food gerçeklerini ortaya çıkaracağız. Hadi başlayalım. Subway. Subway kendisini fast food'un daha taze bir alternatifi olarak pazarlıyor. Ancak Subway, geçtiğimiz yıllardaki restoran zinciri skandallarından payını almış ki, Subway'in adının geçtiği bu skandal sizlerin bu restoran zincirine bakışınızı değiştirebilir. Subway'de birçok ekmek çeşidi vardır. Ancak 2014 yılında ekmeğin içeriği hakkında yapılan derince bir inceleme neticesinde ortaya şaşırtıcı şeyler çıktı. Kuzey Amerika'da beyazlatıcı olarak kullanılan azodikarbonamit kimyasalı da bunlara dahil. Bu kimyasal her ne kadar Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından onaylansa da aynı ürünün yoga matlarının ve lastik ayakkabıların üretiminde de kullanıldığını söylememiz gerek. Bu olayın internete düşmesinden sonra Subway her ne kadar ürünleri içerisinden bu kimyasalı çıkarsa da bu sefer sandviçleri sardıkları kağıt hakkında tartışmalar çıkması pek uzun sürmedi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre fast food restoranında kullanılan kağıtlar ve kutuların bazı perflorlu bileşikler barındırdığı ve bu maddelerin insan sağlığına zayıf bağışıklık sistemine ve hatta kansere neden oluşuyla oldukça zararlı olduğu tespit edildi. Bu maddenin eser miktarda kullanımı teknik olarak yasal olduğundan ve paketleme hususunda yeni kanunlar henüz çıkmadığından çokça bilindik fast food markaları muhtemelen paketleme ürünlerinde bu gibi toksik maddeleri barındırıyor. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Sabahları yumurtanızı nasıl tercih edersiniz? Yani bazı fast food zincirlerinde yediğiniz şey yumurtaysa şanslısınız. 2012 yılında Forbes dergisinde farklı restoran zincirlerindeki yumurta adı altında satılan ürünlerin içeriğinin aslında ne kadarının sahiden yumurta olduğunu analiz eden bir rapor yayınlandı. McDonald's'ın kahvaltı ürünü olan muffin'deki yumurtanın oranı şaşırtıcı bir şekilde %100'dü. Ancak Subway'inki birazcık kafa karıştırıcıydı. Çünkü Subway'deki yumurta oranı içerisine eklenen en az 10 katkı maddesiyle manipüle edilmişti. Bunlardan en rahatsız edici olanı ise tıraş köpüklerinde ve sabunlarda kullanılan gliserinle deodorantlarda kullanılan propilen glikoldü. Yumurtaya eklenen bu ürünler güya topaklanmayı engellemek içindi ve küçük oranlarda yenildiği zaman insan sağlığına zararlı değildi. Ancak sabah midenize girecek olan ilk şeyin içerisinde kozmetik ürünleri barındıran bir yumurta olması fikri pek de hoş değil. Sorgulanmaya açık olan bu maddelerden bazıları o zamandan bu zamana ürünlerden çıkarıldı. Ancak Subway'deki yumurtaların hala pek de %100 oranda olduklarını söyleyemeyeceğiz. Dokunmatik ekran. Dünyadaki en büyük fast food firmalarından biri olan McDonald's için işler güllük gülistanlık değil elbet. İlla bir yerde bir şeyler çıkacak. Sektör öncülerinden biri olan McDonald's, 2015'te çıkardığı dokunmatik ekran sipariş sistemiyle ilklerden birine imza atmıştı. Ancak Kasım 2018'de yürütülen bir araştırma, bu kullanışlı sistemlerin de ardında pek hoş olmayan sırlar yattığını belirtiyor. Araştırmacılar, Londra ve Birmingham'daki 8 restoranın dokunmatik ekranını silerek ekran üzerinden örnekler aldı ve her bir dokunmatik ekran üzerinde insan dışkısı kalıntıları olduğunu keşfetti. Ekranlar üzerinde çoğunlukla hastanelerden bulaşan enfeksiyonlara benzer enfeksiyonlara neden olacak bakteriler de bulundu. Ekranlar üzerindeki bakteriler birazcık daha irdelendiğinde, Staphylococcus adı verilen ve antibiyotiğe neredeyse tamamıyla bağışık olan bir bakteri keşfedildi. Staphylococcus, kan zehirlenmesine ve toksik şok sendromuna neden olabilen bir bakteridir. Oxford Sokağı ve Holloway yolundaki restoranlarda aynı zamanda Listeria bakterisi bulundu. Bu bakteri ise hamile kadınlarda bebek düşürme yahut ölü doğumlara neden olabiliyor. Bulunan bir diğer bakteri olan Proteus ise hem toprakta hem de insan ve hayvan dışkısında bulunuyor. Bu gibi dokunmatik ekrana sahip restoranlara bir sonraki girişinizde eski usul bir şekilde kasada sipariş verseniz daha mı iyi olur acaba? Shake'de ne var? McDonald's'ın milkshake'ini bu kadar koyu ve kremamsı yapan şeyin ne olduğuna dair birçok delice dedikodu var.
Bu dedikodularda ise milkshake'lerin içerisinde strafordan tutun da domuz yağına kadar birçok şey olduğu iddia ediliyor. Ancak peki ya sizlere bu meşhur milkshake'lerin içerisinde aslında neredeyse hiç süt bulunmadığını söyleseydik? İşte bu yüzden McDonald's bazı Amerika eyaletlerinde ürünleri menüde milkshake değil de shake olarak adlandırıyor. Ancak panik yapmaya gerek yok çünkü bu milkshake'ler dondurma makinesinden alınan düşük yağlı dondurma ile yapılıyor ve üzerine isteğe bağlı krema sıkılabiliyor ve her ikisinde de süt ürünü bulunmakta. Ancak bu gibi milkshake'lerin ve tatlıların üretilmesinde diğer hayvanlar da rol almıyor değil. Mesela tatlılığı artırmak için gizli bir malzeme olarak kullanılan Castoreum, ister inanın ister inanmayın, kunduz hayvanının makat bezinden elde ediliyor. Bu ürün fast food ürünlerinde her ne kadar eskisi kadar kullanılmasa da parfümeri endüstrisinde vanilya kokulu parfüm yapmak için yaygın bir şekilde kullanılmakta. Ayrıca bu ürün doğal tatlandırıcı adı altında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından vanilya, çilek ve böğürtlen aromalarında kullanılmak üzere onaylanıyor. Ancak bu ürünün taze olanları günümüzde oldukça pahalı ve elde etmesi oldukça zahmetli. Ancak bu ürünler yine de ölü kunduzlardan toplanıp özel kullanım için satın alınabiliyor. İlk olarak bir kunduzun poposunu kim koklamış da bu ürün aroma verici olarak kullanılmaya başlanmış merak ediyoruz doğrusu. Korkunç böcekler. Öğününüzün hazırlanmasına dahil olan tek hayvan kunduz değil elbette. Öyle ki bazı yiyeceklerde böcekler bile bulunabiliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin ürünler içerisinde bulunan böceklere dair koyduğu kurallar sizleri şoke edebilir. Sanitasyon standartlarına göre domates sosu, makarna sosu ve acı sosların 100 gramı içerisinde 30 ya da daha fazla böcek larvası ve bir kurtçuk bulunması kanunen tamamıyla kabul edilebilir. Eğer sosun içerisinde mantar seviyorsanız, yiyeceğiniz içerisindeki istenmeyen misafir sayısı 2'ye katlanabilir. Çünkü kremalı mantar sosu içerisinde 100 gramda 20'ye kadar kurtçuk kabul edilebiliyor. Bu korkutucu böcekleri fark etmeniz her ne kadar muhtemel olmasa da, araştırmalar Amerikalıların her yıl yiyeceklerle beraber yaklaşık olarak yarım ila 1 kilo arası kurtçuk tükettiğini gösteriyor. Herkes fast foodlardaki yapay renklendiricilerden yakınıyor. Bu renklendirmelerden bazıları düşündüğünüzden daha da doğal. Starbucks Strawberry Frappuccino'daki gibi ürünlerde daha parlak renkler elde etmenin geleneksel yolu koşinil böceklerinden geçiyor. Koşinil böcekleri doğal bir kırmızı renk elde etmek için eziliyor. Neyse ki Starbucks veganlar için bu yöntemi kullanmayı 2012 yılında bırakmış. Çoğu restoran zinciri günümüzde tatlandırıcı yahut renklendiriciyi belirtirken doğal ve yapay renklendirici terimini değil de koşinil ekstratı terimini kullanmak zorunda. Sağlıklı salatalar. Bazıları McDonald's'a ya da Burger King'e gidip salata siparişi vermenin sinemaya gidip de gözlerinizi kapamaya benzediğini düşünebilir. Yani haklısınız. Ancak neticede herkesin hayatına kimse karışamaz, öyle değil mi? Ancak bir cheeseburger yerine bir kase sebze sipariş etmek içinizi birazcık daha rahatlatacak olsa da bu durum salatanın daha sağlıklı bir alternatif olduğu anlamına gelmiyor. Çoğu fast food restoranında servis edilen salata içerisinde ne yazık ki sürüyle doymuş yağ ve sodyum bulunuyor. Bu durum salatanın da sağlığınız üzerindeki etkilerinin o denli masumane olmadığını gösteriyor. Yani anlayacağınız fast food restoranlarında yediğiniz salatalar ne diyeti bozmanızı engelliyor ne de burgerlara nazaran daha sağlıklı bir alternatif anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse McDonald's'taki çıtır Caesar salatanın enerji değerinin dudak uçuklatan bir 1200 kalori olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki Big Mac'e eşit. Eğer bu sizleri ikna etmediyse salatalarda kullanılan birçok yeşilliğin propilen glikol barındırdığını söyleyelim. Propilen glikol birçok kayganlaştırıcı üründe ve deodorantlarda kullanılan bir kimyasal madde. Bu madde Amerikan hükümeti tarafından güvenli kabul ediliyor ve yeşillikleri daha uzun süre çıtır ve taze tutmak için kullanılıyor. Ancak sağlıklı olmak isterken yaptığımız seçimlerde bir kere daha düşünmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Keskin tatlı gazozlar. En sevdiğiniz gazlı içeceklerin tadının bir fast food restoranında içerken daha güzel ve keskin olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bazıları bunun yemeğin çok tuzlu olduğundan kaynaklandığını öne sürüyor. McDonald's 2017 yılında bu durumu soğuyan hava ile açıklamaya çalışsa da gerçek şu ki fast food restoranlarında servis edilen gazlı içecekler içerisinde istenilen tadı yakalamak için yüksek oranlarda konsantre şurup bulunmakta.
Bazı restoranlarsa malzemeden tasarruf etmek için bu oranı oldukça azaltıyor. Bu da tam tersi şekilde içtiğimiz kolanın tadının daha yavan gelmesine neden oluyor. Ancak içerisinde yüksek miktarda mısır şurubu bulunuyor ve bu maddenin insan sağlığına ne denli kötü etki ettiğini söylememize gerek yok herhalde. Yüksek derecede işlenmiş olan bu ürün yüksek miktarlarda tüketildiğinde diş minesini mahveder, midenizi genişletir ve karaciğerde yağlanmaya neden olur. Bu da diyabet, karaciğer iflası ve kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olur. En iyisi ayran. Evet, ayran içelim.